Arkadaşlar merhabalar. Garstin Park tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Dün handikaplı yarışlar vardı. Altılısı devretti ki anlatmıştım oradaki handikaplı yarışları. Bir gün öncesi de öyleydi. Zor olur yani bilinmesi çok zordur diye. Neredeyse sonuncu atlar falan geldi. İki devre kadar gitti. O yüzden handikaplı yarışlarda dikkat ediniz. Bütçenizi kesinlikle aşmayınız diye devamlı öneririm, söylerim. Ki o da bir örneği oldu. Bugün yine şartlı yarışlar var. Kısmen de olsa tahmin vermek kolaydır kendi adıma. Bilme ihtimalimiz var. Yardımcı olmaya da çalışacağım bu konuda. Ama dediğim gibi hiçbir zaman için bu oyunlarda bütçenizi aşmayın. Kendinizi zor duruma düşürecek kadar altılı ikili oynamayın. Önerim bu olur. Nasibinizde, kısmetinizde varsa o atlar gelir o gün için. Birinci koşu Maiden Dişi 1 nolu Safkan. Handikap kalite puanı grubun üzerinde verdi ki bence kazanmaya yakın Safkan olur. 2 kazancı çok olan meydanda kalmış bir Safkan. Bu ata rakip çıkar. Diğer atların yazımını size bırakırım. 6 var burada. 6 da 2 ile aşağı yukarı aynı kalite handikap puanını verdi. 1-2-6, 1-6-2 beklediğim bir yarış sonucu. İkinci koşu şartlı mücadele. 1700 çim. Bugün baktığımda çim koşulları değişmemişti. Çıkan atlar da yoktu. Eğer çimler kum alınırsa tablo yanlış verebilir. O yüzden dikkat edin. Çıkan atların yerine de artık kendiniz koyacaksınız. Bu koşu da altılı başlangıcında. 12 nolu Safkan. 81 kalite puanı ile grubun üzerinde bayağı güzel kaldı. Bence kazanmaya yakın Safkan olur. AGF'lerde 4. sırada. Güzel bir riskli tek olarak önereceğim Safkan 12. 6 yine grubun üzerinde çıkan bir Safkan. 11 12'ye rakip olacak Safkanlar. 3 8 5 çok at yazan arkadaşlara bu ayakta sürpriz olarak önereceğim Safkanlar. Geçiyorum buraya. 3. koşu Maiden satış koşu. Yani Maiden'larda yine kalite handikap puanları önemlidir. 4 nolu Safkan hem kazancı çok hem grubun üzerinde. Bu da riskli bir tek olarak önereceğim Safkan olur. Hani tek atmak isterseniz kim atarız diye sorarsanız da yukarıdaki bu 4. Bunlar kazanmaya yakın Safkanlar böyle gruplarda. Koşmazsa 2-5. Bu da koşmazsa 1-6. Bir tane daha kalıyor 3. Yani tarama yaptığınızda diğer atların şansı aşağı yukarı eşit olarak görmekteyim. 3-6 yeni koşan Safkanlar handikapları yok. Yani çok fazla bilgim yok ama 6 AGP'lerde gözükmüş bir Safkan. Handikap puanları da çok öyle amcam değil. Yani orta seviyenin atları bunlar. Handikap koşanlar çok öyle şartlarda falan başarı sağlayamazlar. Bu handikaplarla. Geçiyorum burayı da. 4. koşu şartlı mücadele. Burada da 5 nolu Safkan. Kazancı yüksek olan bir Safkan. Kalite handikap puanını çok fazla düşürmese de grubun en kötü atlarından biri çıktı. Ancak 4 yaşında avantajı var. Son yarışını kazanmış AGP 162. Yalnız bu atı geçebilecek, diğerlerini tamamı geçebilecek vaziyette. Hani 5 koşar iyi koşar ama bu at geçilebilir. En azından bunu söyleyeyim. Bu AGF bence çok. 162 çok. 4 gene 4 yaşında avantajı 61 kalite puanıyla rakip olur. 3 2 kalite handikap puanları yüksek olan Safkanlar koşarlarsa bu 5'i geçerler. İyi koşarlarsa, hedef yaptırlarsa 5'i geçerler. 6 1 diğer kalanlar arkadaşlar. Hani öyle bazen çıkar yüksek verir mesela 66 5-66 kalite puanı verirdi. Arkadaşlar bu at geçilmez gruptan üstün derim. O zaman tek kullanabiliriz ama böyle atlara çok fazla tek önermiyorum. Uzakta çekebilir bir şey diyemem. Yalnız durum bu. Grup bu. Yani koşacağı grup bu. Handikap kalite puanları bu. Geçiyorum. 5. koşu gene şartlı mücadele. Burada da 1 nolu Safkan. Bakın bir kez terslik var mesela burada. 3 yaşında olmasına rağmen favori olarak göstereceğim sizlere. Önereceğim daha doğrusu. 53 kalite puanında. Bu atı geçebilecek atlar ara vermiş Safkanlar. 2, 6, 4 kalite puanları yüksek. Gruptan yüksek atlar. Ancak ara vermişler ki sıkıntı yaşamışlardır.
arıza göstermişlerdir. Biri 8 yaşında. Yani bunların geri dönüşleri zor olur. Eğer dönemezlerse 2-6-4, o zaman bir nolu Afgan diğer kalan atlardan hemen hemen kalite puanında yukarıda. Son yarışında kazanmış. 3 yaşında dezavantajı var. Yarışta olur. İyi yerlerde bitirmesi gerekir. Yani kazanmaya yakın Safkan. 3 bu durumda bu atın rakibi olur öncelikle. 1-3. Sonra diğer atlar derim. Yine kalite puanına göre giderim ki 4-6-2 bunlar koşarlarsa grupta illaki söz sahibi olurlar. 7-5 yani böyle bir grup arkadaşlar. Kendi bilgilerinizi de kataraktan ekleme, ilave, çıkarma yapabilirsiniz. Benim görebildiklerim bu. Bu koşu için. Geçiyorum. 6. koşu. Satış koşusu. Bu da şartlı dişi. Sürprize açıktır. Gözden çıkarılmış safkanlar. O anlama gelir. 7 nolu safkan. Burada da 50 kalite puanını verdi. Favori. Benim de favorim ancak bu atı da geçebilecek atlar var. Bu da aynı 6 nolu safkan. Bir üçüncülüğü var. 305 gündür koşmuyor. Ara verdi. Sıkıntısı var. Eğer genelde bu yabancı yarışlarda bu ara veren safkanlar dönüşleri iyi oluyor. Yukarıdaki atlar gibi, kalitede kalan atlar gibi. Döndürebilirlerse ki büyük bir ihtimal var öyle şeyler. 6 direkt rakibi ve geçmeye aday safkandır. 6 grubun üzerinde çıkıyor. Yani grup rahat geçebilecek bir safkan olur. 6. Koşmazsa 2, 7'yi geçebilecek safkan bölümünde. 1 kalite puanı yüksek, 56 kalite puanı verdi. Yalnız 3 yaşında dişi safkan, çok at yazan arkadaşlara tekrar taramanızı önereceğim safkanlardan bir tanesi bir olur. Yani burada tercihler konuşur artık. Yani kendi tercihlerinizi yaparsınız, denk getirirseniz iyi bir sonuç alırsınız. Benim de yaptığım bu arkadaşlar. Kendi adıma. Geçiyorum. Son koşu. 7. maiden koşu. 1000 metre. Şimdi bunlar işte kuma dönerlerse iş tehlikeli. 2 nolu safkan. 4 yaşında avantajı vardır her zaman için. Kalite handikap puanı birkaç atın dışında yukarıda kaldı ki grubu geçebilecek kapasitede bir at olduğunu gördüm. 64'te 7 nolu safkan. Grubun en kaliteli safkanı ki yarışının favorisi. Bu da ara veren safkanlardan. İşte nasıl döneceklerini kestiremediğim 3 yaşında safkan. 2. Bu durumda koşan vaziyette benim favorim. 7, 5, 10, 9 sürpriz yapabilecek safkanlar olarak sizlere anlatabilirim. Hapsim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.